Türkiye'nin baş ombudsmanı Şərəf Malkoç, Ermənistanın Qarabağ savaşı zamanı mülkilərə qarşı törətdiyi qətliamlarla bağlı hazırlanan hesabatın artıq dünya ombudsmanlarına təqdim edildiğini bildirdi. Real TV'ye danışan Türkiye'nin baş ombudsmanı, Ermənistanın Qarabağda minalanmış ərazilərin xəritəsini verməməsi məsələsinə də toxundu. Azərbaycan-Ermənistan savaşının əsnasında Ermənistan topraqlarından uzun mənzilli füzələrlə Azerbaycan'ın şehirleri vuruldu. Burada onlarca insan öldü, yüzlerce insan yaralandı. Biz ombudsmanlar, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu bir insan hakları kurumu. Hani savaş meydanlarında olanların dışında sivillerin, yani savaşta tarafı olmayan, savaşa müdahil olmayan masumların, sivillerin katledilmesine ilişkin bir rapor hazırladık. İfade ettiğiniz gibi bu raporu İngilizceye çevirip Türkiye'de bulunan 144 büyükelçiye, dünyadaki 167 ombudsman veya insan hakları kurumlarına gönderdik. Avrupa ülkelerinin parlamentolarının insan hakları komisyonlarına gönderdik. Bu anlamda hem büyükelçilerden hem Avrupa'dan olumlu tepkiler aldık. Tabii bu insanlık suçunu işleyenlere karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin harekete geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili de geniş çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz bir insan hakları kurumu olarak, ombudsmanlık kurumu olarak bunu belgeye dökmek, rapora dökmek, belgelendirmek. Bunu yaptık. Bununla ilgili dediğim gibi müsbet manada, olumlu manada çok güzel tepkiler aldık. Tabii farklı düşünenler de olabiliyor. Şərəf Bey, şimdi durum bir de Ermənistanın Qarabağda mayın döşemesiyle ilgili ve Ermənistan bu mayınların haritasını vermiyor. Tabii ki bu da haklı olarak orada yıllardır kendi toprağından uzak kalan insanların oraya dönmesini engelliyor. Bununla ilgili Ermənistan'a hangi suçlamalarda bulunmak olur? Yani hangi tepkiyi göstermesi lazım dünya ombudsmanlarına? Şimdi tabii burada Kafkasya bölgesinde, Güney Kafkasya'da, Karabağ'da Ermenilerin 30 yıllık işgalinin önemli ölçüde sona ermiş olması çok büyük bir başarıdır ve insanlık adına sevinilecek bir husustur. Çünkü insanın vatansız kalması kadar kötü bir şey yoktur. Hak ve hürriyetlerinden mahrum kalması kadar kötü bir şey yoktur. Tabii coğrafyadaki, Karabağ coğrafyasındaki bu işgal önemli ölçüde sona ermiştir. Fakat Ermeniler işgal sırasında yaptıkları gibi burada da yine tuzaklar kurmuşlar, evlere kurmuşlar, buzdolaplarına kurmuşlar, mayın döşemişler. Normalde böyle bir sulhun, anlaşmanın, ateşkesin sağlanmasından sonra yapılması gereken şey esirlerin iade edilmesi veya ölüler varsa cesetlerin iade edilmesi ve bununla ilgili olarak da döşenen mayınların veyahut da benzeri tuzakların da haritasının yerinin verilmesi gerekiyor. Bu insan hakları açısından son derece önemli, uluslararası hukuk açısından da son derece önemli. Biz tabii takip ettiğimiz kadarıyla Azerbaycan'ın Sayın Devlet Başkanı İlham Aliyev başta olmak üzere bu konuda titiz çalışmaları ve talepleri var. Umut ediyorum ki en kısa zamanda bu sonuçlanır. Ama bu esnada çok ölenler var, yaralananlar var, sakat kalanlar var. Eğer Azerbaycan Ombudsmanlığı bu konuda bir talepte de bulunursa biz böyle bir çalışmayı da yaparız. Biz bunu bir insanlık borcu olarak görüyoruz. İnsan hakları savunucusu bir kurumun bir görevi olarak adlediyoruz. Bu konuda tabii biz re'sen kendiliğimizden bunu araştıralım, inceleyelim diye düşünmüyoruz. Ancak Azerbaycan Ombudsmanı'nın böyle bir talebi olursa bunu da değerlendireceğiz. Şərəf Bey, şimdi Azerbaycanlı mevkidaşınız burada, Sabine Aliyeva. Gündem konular ne? Neleri tartışacaksınız? Ve ulusal platformda birge adım atmakla ilgili hangi kararların alınması bekleniyor? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki muhabbet, dostluk bütün dünyanın malumu. Biz iki ülkenin kardeş halkı olarak bundan da son derece memnunuz. Biz aynı ilişkiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ile Azerbaycan Devleti kurumları arasında devam ettirme arzusu ve isteğindeyiz. Onun için mevkidaşımız olan Sabine Hanım'la bu ilişkileri daha da sıklaştırıyoruz. Tabii kurumlarımızda tecrübe paylaşımı var. Bunu daha ileri düzeye taşımak istiyoruz. Onlardaki veya bizlerdeki usulleri, metotları teknik alanda da yenilemek istiyoruz. Tabii bahsettiğimiz konularla da ilgili özel, spesifik çalışmalarımız olacak. Bunu karşılıklı olarak konuşacağız. En az bunlar kadar önemli olan gündeme getireceğimiz bir husus da Türkçe konuşan ülkelerin Ombudsmanlar Birliği'ni kurmak olacak. Onu da görüşeceğiz.